seçmen göçü önlenecek. Genel ve yerel seçim için sandığa aynı gün gidilecek. 31 Mart sonrası Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim mevzuatında değişiklik için düğmeye basıldı. İşte o taslak çalışmadan detaylar. 4,5 yıl seçim yok. İstanbul'da seçimin akıbeti henüz belli olmadı ama bundan sonraki seçimlerde uygulanacak mevzuata dair hazırlıklar şimdiden başladı. Her seçim öncesi yaşanan seçmen göçünün önlenmesine de öncelik verilecek. Mahalli idareler seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de önemleri bir kat daha artmıştır. İlk olarak Devlet Bahçeli'den gelmişti seçim yasalarının değiştirilmesi önerisi. Aynı fikirde olan AK Parti kurmayları da zaman kaybetmedi, taslak çalışmalarına başladı. O ayrı, olsa o parlamentonun işi. Çok sayıda seçmen kütük kayıtlarını değiştiriyor her seçim öncesi. Kimi akrabasına destek olmak için köyüne adres gösteriyor, kimi yazlıkta oy kullanmayı tercih ediyor. Usulsüz işlemler de buna eklenince kayıtlar üzerinde adeta büyük göç dalgası yaşanıyor. Bunu önleyecek düzenlemede seçim öncesi adres değişiklikleri esas alınmayacak, belirleyici süre seçimin 6 ay ya da 1 yıl öncesi olacak. Samimi iseler bir yasa teklifi verirler, mecliste görüşülür. 31 Mart'ta çok sayıda oyun geçersiz sayılmasını ise tüm pusulaların tek zarfa atılmasına bağladı AK Parti kurmayları. Bu nedenle tek zarf prensibinden vazgeçilecek. Muhtarlık seçimleri de belediye seçimlerinden ayrılacak. Bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır. Yerel seçimlerle genel seçimlerin birleştirilmesi de düşünülüyor. Ancak bunun yapılabilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Eğer o düzenleme gerçekleşirse normal takvime göre ilk seçimler Haziran 2023'te yapılacak. Yeni seçilen belediye başkanlarının görev süresi de 9 ay kısalacak.